Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz balık ve yükselen balıklar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar Şimdi e, balık burcunun bu dönem kalple ilgili daha önceki kırgın olduğu veya Ayrılımı noktasına geldiği ilişki konusunda yeniden barışma var. Ve bir kısmetin, bir şansın sizin elinize geçmesi gözüküyor. İki ayrı yerden gelecek olan yine müjdeli haberleriniz var. Deve yükü ile kısmetinizin de geleceğini gösterecek bu haberler. Yıldızınız yükselmiş ama aynı zamanda da kalp kırıklıklarınız var diyeceksiniz. Hani bu benim evet üzerimde nazar yok ama artık niye hala depresyondayım tarzındaki cümleleriniz de aslında geçmiş kırgınlıklarınızla ilgili olan bir süreçten yavaş yavaş çıkmaya başladığınızın göstergesi o biraz sportif aktiviteler veya hani yürüyüşler açık havayla biraz daha evet şu kış günlerine girdik ama biraz olsun kendiniz için nefes almayı deneyin derim. Çünkü üstümüzdeki sadece sizin için değil hepimiz için geçerli olan üstümüzdeki o ağırlık duygusundan da kurtulmamıza vesile olacak bu durum. Geçmişte bir kişinin size karşı yaptığı hatayı hala haklı bulduğu yer varmış. Şimdi bu konuyla ilgili özür dileme çabası olacak. Hani bunu samimi bulmayabilirsiniz ama... Burada gerçekten de niyetinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Uzun bir yoldan gelecek olan iki akraba ile ilgili görüşmeleriniz var. Bu görüşmeler sizin için faydalı olacak bir şeyin sonuçlanması ya da bir anlamda desteğini göreceksiniz diyor. söylüyor. Kalp kırıklıklarınız var. Taşınma, yer değişimi, özellikle iş konusunda artık hani bu iş yeriyle ilgili beklediğimi tam olarak alamadım. Sıkıntılar yaşıyorum dediğiniz konularla ilgili bir nevi ferahlamaya gideceksiniz. Çünkü yeni bir iş yeri, yeni bir dönem veya olduğunuz iş yerinde yükselerek de iş konusundaki problem yaşamadan değişim yaşayacağınızı söyleyebilirim bu anlamda. Bu yüzden hani işten mi çıkıyoruz veya değil kendinizi garantiye alarak yeni bir işe başlamaktan bahsediyor burası küçük küçük kısmetleriniz var ama bu dönem ben çok sosyalleşeceksiniz. Çünkü uzunca süredir beri balık burcu kendi içine kapanık da ve kendi dertleriyle boğuşmaktan dışarıdaki insanlarla uğraşmıyordunuz ama bu dönem hem kendi deneyimlerinize aktarmak hem de insanlarla daha çok iletişim içerisinde olmak için bu gelişmeler sizin için sosyalleşmeyi de getirecek olarak gözüküyor. Dörtlü bir rakamla birlikte e, ku, yani kuyruğunu kıstırıp gelecek olan var diyeceğim. Biraz kaba tabir olacak ama şöyle bir şey yaptıklarıyla ilgili pişmanlık duymuş. Aslında sadece pişmanlık değil yaptığı şeyin bedelini ödemeye başladığı için sıkıntı yaşamaya başladığı için bir nevi sizden yardım isteyecek. Hani beni buradan kurtar tarzına gelecek bu durum. Bunu yapmak sizin için çok da... Niyetinize içerisinde olmayacak. Hani yapmanız da çok iyi bir sonuç elde etmenizi sağlamaz. O yüzden bazen fedakarlığında bir yeri olması gerektiğini söyleyeceğiz. Burada her ne kadar evet siz vicdanen kimseyi yarı yolda bırakmazsınız ama bence bu sefer yapmamak sizin için daha iyi olacak gözüküyor. Devlet kapısının içerisinde beklenilen bir haber bir şeyin olumlu sonucunun beklenmesi. Yani pasaport bekliyorsunuzdur, onay bekliyorsunuzdur, tapu bekliyorsunuzdur veya mahkeme sonucunu bekliyorsunuzdur. Bu sizin için ferahlık. Hani özgürlüğümü ilan ettim diyecek kadar o belgeye sevineceksiniz ve bu konuda ferahlığa adak çıkacaksınız. Kuşun ağzında gelecek olan bir haberle birlikte sizin e, bir müjde alıp e, önünüzdeki süreci tamamlamanız ama bu müjde ile birlikte iki tane e, olay var şimdi bu iki olayın içerisinde e, sizin birisi geçmişten gelecek olan bir kişi İkincisi yeni bir başlangıç olacak İkisinin arasında seçim yapmaya çalışacaksınız ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim e, bu seçimlerin dışında yeni bir seçme şansınız var mı? Var. Ama eğer bu iki seçim arasında kalmak zorunda kalırsanız da yenisini seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü geçmişteki olan olay hala aile bağları ile ilgili bazı sıkıntılar yaratacak bir durumda. Bu sizi üzebilir, karşı tarafı da üzebilir. E, karşılıklı kalben hani bana nankörlük etmez dediğiniz kim varsa veya işte ben buna iyilik yaptım. O bana bunu yapmaz dediğiniz kim varsa bu dönem ders alma zamanı arkadaşlar. O anlamda herkesin o diğer yüzünü görmek diyelim. Tam anlamıyla böyle bir süreçten geçeceksiniz. Ee, diyeceksiniz ki hem bu kadar sosyalleşiyorsun hem de evin içerisine kapanmak niyetinde olacaksın demektir bu da diyeceksiniz. Haklısınız. Ama daha öncekilerde bu tür durumlarda evet hep evin içine kapandınız. Fakat bir çözüm bulamadınız. Sadece kendinize yaptınız. O yüzden bu sefer e, ne olursa olsun kendime e, bakacağım, kendimi seveceğim diyeceksiniz. Ve bu sevme durumunda hani evet çevre, sosyal çevreyi düzenlediniz. Şimdi gelelim aile konusuna. Aile ile ilgili bir miras meseleniz var. Bu toplu bir para veya bir arsa konusu özellikle bunun kimin kullanacağı, kimin kullanmayacağı ya da kimin yönetiminde olacağı konusunda tartışmalar var. Normalde hakkınız olan bir şeyi bugüne kadar ellememişsiniz ve başkaları kullanmış. Ama bugünlerde sizin bir şeye ihtiyacınız olacak ve siz bunu kullanmak isteyeceksiniz. Bu sefer de diyecekler ki hani daha önce böyle değildi. Senin ne işin var? Şimdi bu nereden çıktı cümleleriyle. İnsanların kendi menfaatlerine evet dediğiniz sürece ailenin en iyisi sizsiniz. Ama onların menfaatlerine hayır dediğinizde ailenin en kötüsü de sizsiniz. O yüzden burada diğer taraflarını, insanların diğer yüzlerini de görme durumunuz söz konusu. Yine elinizden çıkan, kaybettim diye düşündüğünüz bir mahkemelik olay veya bir resmi kurumla ilgili bir şeyin sizin hayatınıza geri dönmesi, ferahlık olarak geri dönmesi durumu var. Elinizden bir parça para çıkacak ama para çıkması devede de kulak değilim. Çünkü onun yerine size daha büyük kısmetlerin ya da daha büyük kapıların açılmasına vesile olacak gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili sevinçli iki tane haberiniz var. Eğer iş veya kariyer niyetinde beklentiniz varsa bu her iki dileğinizin de aynı anda gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Fincanın da e, hem nazar konusu özellikle aile bireylerinden üç kişiyle büyük bir tartışma var ama siz burada iki kişinin ortasında kalacaksınız. Hani e, ikisinin de doğru veya yanlışı değil. O, Kimse birbirinin kalbini kırmasın diye ortamla ortalarını bulmaya çalışırken e, siz kötü olacaksınız. O yüzden dikkatli olun. Bazen iyi niyetin de karşılığı kötülükle e, karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda bence kendi sınırlarınızı da belirleseniz iyi olur çünkü burada çok fazla vermekten kendinizi almayı unuttuğunuz yine bir dönem var. İnsanları evet bir barıştırmaya çabalıyorsunuz fakat Burada size karşı dönecek olan başka bir e, sıkıntıdan dolayı bence bunu yapmamak daha iyi. Burada nazar, e, o kadar nazara geleceksiniz ki elinizden para çıkışı, özellikle sağlık konusunda para çıkışı e, sebebiyet verecek. Bence bu dönem e, ya nazarla ilgili dualarınızı okuyun ya da hani bu konularla ilgili tedbirinizi alın derim. Evet balık ve yükselen balıklar için bu dönem dilekleriniz konusunda bir şeyin e, hani daha fazla hakkınız olan bir şeyden e, az bir kısmına e, kanaat getirmenizi istiyorlar. Bence hakkınızı aramalısınız arkasında daha fazlası var gözüküyor. İkincisi bir vakit içerisinde istediğiniz o haber başarı veya e, maddiyat konusuna kavuşacaksınız. Üçüncü dileğiniz kendi doğrularınız var ama bazen bu kendi doğrularınızın da yeri geldiğinde kullanmak mı yoksa her yerde doğruyu söylemek mi meselesinde sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden insanların ihtiyacı olduğunda vermeyi öğrenmelisiniz bu konu için. Dikkatli olun hani gerçekten o karşı taraf için iyi olabilir doğruyu olabilir ama onun istediği şey bu değil diyor. Aşk konusunda yeni bir ilişki, yeni bir başlangıç geliyor arkadaşlar. Bu başlangıç size iyi e, uğurlu gelecek bu arada. Etrafınızdaki insanların dedikodusu, konuşmaları e, sizin üzerinizde yoğunlaşıyor. İnsanların gündeminde siz varsınız ama buradaki dedikodular size zarar verebilir. Dikkatli olmakta fayda var. E, ya kendi bildiğinizi okuyup kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz ya da bu dedikodular, üçüncü şahıslar sizin bu ilişkiniz veya mutluluğunuz konusunda sıkıntı yaratacak gözüküyorlar. Bu konuda da dikkatli olun derim. Evet balık ve yükselen balıklar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.